Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Yeni Çağ Media Qrupunun YouTube kanalı və Facebook səhifəsi üzərində növbəti müzakirə vaxtıdır. Hər kəs bilir, artıq sentyabrın 27-sindən etibarən Azərbaycan ordusunun başladığı və uğurla davam etdirdiyi əks hücum əməliyyatları Azərbaycanda çox böyük milli coşku yaradıb və az qala hər gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən işğal altında olan yeni-yeni torpaqlarımızın, şəhər və kəndlərimizin azad edilməsi haqqında müjdəli xəbərlər almaqdayıq və bugünkü verilişimizdə də ordumuzun davam etdirdiyi uğurlu əməliyyatların və bu əməliyyatların doğurduğu nəticələri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın bugünkü qonağı Türkiyə İş Adamları Birliyinin sədri, Azərbaycanın, hətta nəinki mən dostu və qardaşı deməzdim, özümüzdən biri olan Hüseyn Böyükfıratdır. Hüseyn bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş bulduq, qardaş, təşəkkür edirəm. Hüseyn bəy, bu girişdə dediyim kimi mövzumuz Azərbaycan ordusunun başladığı əks hücum hərəkatıdır və bu hərəkatla bağlı, ümumiyyətlə, bu hərəkatı doğuran, aktual edən səbəblərlə bağlı bir ümumi giriş eləyərdik. Daha sonra növbəti suallara keçərdik. Evet, yəni bunun səbəbi təbii ən çox belə net Ermənistanın təcavüzkar davranışıdır. Yenə Ermənistanın yəni dünyadakı emperyal güclərə gönüllü marşalıq yapması. Bu cürətkarlıqla da bu bütün bu coğrafyaya vermiş olduğu huzursuzluq təməli buraya dayanır. Yəni yoxsa ben çox yerdə söyledim bugün yəni Ermənilərin nüfusu zaten 3 milyon civarı. Ona sanki yani yaşamak için Çin'e lazımdı da toprak. Ermeni neyine lazımdı toprak? Tabii ne ki Ermenistan hatta işgal ettiği rayonları, kentleri, hatta özündeki kentleri bile meskunlaştırmada insan ihtiyatı yoktu. Yoktu. Çoğu dünyanın birçok tarafına yayılmış şekildedir zaten. Yani yapay bir devlet Ermenistan. Tabii. Hüseyin Bey, bu ameliyatla bağlı dikkati cəlb eləyən ve çok müsbət mənada cəlb eləyən esas məqam Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının mümkün olan ən yüksək səviyyəni də ötməsi, belə deyək. Yəni, harca nə qədər gözlənilən olsa belə, ümumiyyətlə, Türkiyənin bütün dünyanı, belə deyək, qarşısına alaraq bu cür qətiyyətlə, arzılıqla bu dəstəyini verməyi, hətta bu dəstəyi istər savaş meydanı olsun, istər diplomatiya masası olsun, davam etdirəcəyini bildirməsi, hər halda Türkiyənin özünün yeni bir cəhb açıb. Yəni, o mesaj zaten yetdi. Yani o mesaj yetti. Çünkü bölge üzerinde hepimiz çok iyi biliyoruz ki Ermenistan'ın ne gücü buna yeter, ne elindeki silahları, ne fiziki olarak kendi asker kuvveti, hiçbiri buna yetmedi. Nasıl ki bundan önce yetmediği gibi. Türkiye mevkiini çok iyi belirledi. Kendi tarihi kodlarına döndü. O ki 100 yıl önce burada yine bir işgal, yine bir zulüm yapılmak istendi, yapıldığı zaman nasıl ki en zayıf zamanı olmasına rağmen Osmanlı ecdadı, yani Osmanlı dediğimiz burada işte neyse bir şeyden bahsetmiyoruz. Onların içinde bizim de dedelerimiz vardı, sizlerin de dedelerimiz, ecdadımız dedi ki en zor zamanı olsa bile ben Azerbaycan'ı bırakamam bu şekilde ve gelip Kafkas İslam Ordusu çok şükür ki o zaman Azerbaycan'ın kurtuluşuna vesile oldu ve o bayrağı tekrar dikti. Tarihi kodlar derken bundan bahsediyorum. Yine aynı şekilde bugün bu meseleler ele alındığı zaman çoğu zaman söylüyorum. Yani Kafkasya bölgesine baktığımız zaman, Karabağ meselesine baktığımız zaman sadece işte efendim 1990'lı yıllarda 1988'li yıllarda başlayan bir mesele değil. Tabii kökü daha derinlere gidiyor. Kökü çok daha derinlere gidiyor ve baktığımız zaman ta bu 1700'lü yıllara gidiyor. Bizim Türkiye'de Deli Petrolar dediğimiz Çar'ın Birinci Piotr'un dönemine dayanıyor. Birinci Piotr'un kendi şeyine baktığınız zaman da onun arkasında bir Katolik dünyası var. Yani bütün bu özünün rüzgarından vasiyetinde de net gösterilip. Tabi vasiyetinde net vasiyetine baktığınız zaman 5. maddesinde bakıyorsun başka birçok yani bugün hakikaten bizim İstanbul'a bağlı İstanbul'a bağlı var. Bizim Osmanlı döneminde bu Ermenilerin kışkırtılması, katliamlar yapması yani bütün bu bunlara baktığınız zaman yani biri birinden bağımsız değil. Ve aynı şekilde yani bu bugünkü Karabağ, Yukarı Karabağ ve etrafındaki rayonlar, diğer bütün bu meselelerin arkasında sadece Ermenistan'ın aklı yok. Niye aklı yok diyorum? Çünkü bugün bir haritaya baktığınız zaman mevcut bugünkü Ermenistan'ın şöyle gelip bir hançer gibi Anadolu'yla tabii süni bir devlettir. Tabii Anadolu'yla
buradaki bütün Azerbaycan ve Azerbaycan'dan sonraki bütün Türk dünyasıyla, Müslüman ülkelerle alakanın kesilmesi meselesi var ya, bu onun aklı değil. Bunu zaten subut eden bugün Paşinyan'ın çıkışlarında da diyor ki biz son ne diyorum yani Serhat'ız mı? Biz diyor biz aradan götürülsek ondan sonra diyor bunlar önüne açılacak. Şimdi sen kimsin ki gelip araya giresin? Senin ne işin var? Niye gelip benim topraklarıma sen girmelisin? Tabii, tabii. Ona baktığımız zaman 1918'lerde Azerbaycan'ın... Onda da yine aynı durumu. Tabii Misak-ı Milli Sınırı dediğimiz Türkiye'nin, Azerbaycan'ın da birinci Cumhuriyet ilanındaki sınırları Zengezur içerisindedir. Tamir hesaba yaratıldı Ermenistan sürü bir şekilde. Tabii. Yani Zengezur koridoru sadece Azerbaycan'ın aleyhinde yapılmış, sadece Azerbaycan için yapılmış bir işgal değil. O aynı zamanda bütün Anadolu'yu hedef alan, karayolunu kesen, kuru yol dediğimiz... Orada da Beydoğlu kesen, çift kimi vurulmuş bir... Tabii tabii o oraya... Maniyede engeldi. Yani onun için bu meselelerin arkasında esas mesele şudur. Güçlü bir Türkiye ve güçlü bir Azerbaycan istenmiyor. Çünkü güçlü bir Türkiye'nin ve güçlü bir Azerbaycan'ın bölgedeki dengeleri nasıl değiştirdiğini biliyoruz. Denge dediğimizde de kiminse gidip toprağına, kiminse gidip stratejik herhangi bir onun enerji zenginliğine, başka bir zenginliğe göz diken yok. Kendi öz varlığını koruyor. Halbuki çok planlar suya salır bu güç. Evet, onun için yani burada güçlü bir Türkiye ve güçlü bir Azerbaycan'ın ne demek olduğunu hepimiz görüyoruz. Niye bunu söylüyorum? Çünkü 1990'lı yıllarda buralar işgal edildiği zaman Türkiye kendi içerisine hapsedilmiş bir ülkeydi. Baktığınız zaman terör hadiseleri Türkiye'de 1991-2003-4'lü yıllarda pik dediğimiz en üst noktaya çıkmıştı. Aynı dönemde de buralar işgal edildi. Asala'nın devamı Asala'nın devamı terör örgütü. Çok düşünülmüş bir zaman ayarlanmıştı. Tabii çok düşün. O, ve bu örgüt her zaman Türkiye'nin başına beladır. Bugün de o. Yani Ermenilerin hepimiz görüyoruz ki Ermenileri de aldatan bir güç var. Yani diaspora dediğimiz, lobicilik dediğim neyse bunlar aslında Ermenistan halkını da tabii. Şöyle bir istirham, yani 100 yıl evvel Ermenistan'ı yakışkırdan destekleyen ülkeler bugün de eyni gayede Ermenistan'ı himaye etmektedirler. Evet. Ve həyatsızlığın zirvəsində baxın ki, hətta Fransanın prezidentini deyək, Türkiyənin o cümlədən də Azərbaycanı bu hərbi hərəkatda, əməliyyatlarda güya nə, Orta Doğudan, Afrikanın kuzeyindən gətirilmə güya terrorçulardan istifadədə suçluyurlar. Hansı ki, Fransanın törətdiyi soyqırımlarını hesablasan, ümumiyyətlə bunun miqyası tükənmir. Yani şimdi onların, şöyle bir şey var, onların suçlaması, onların bir şey demesi, biz bunları ne bileyim ki özümüze bir hakem gibi, bir karar verici makam gibi artık görmemek lazım. Böyle de değiller. Değiller, ya, tabii yani, değiller. Tabii. Yani yalancı, ne derse cehenneme desin. Bunu diyen adama şunu demek lazım ki, hele sen 1992'de Kelbecer düştüğü zaman, Birleşmiş Milletler 824 yani mesela nolu karar aldı. Arada da bu kadar yıl geçmiş. Sen bu kararı ne yaptın? Adam düştükten sonra bilmem kaçıncı kararı aldı. Sterkelsin şurasının üzvüleri de almışsın. Tabii. Tabii göz kararlarını hiç icra etmedin. Yani dört karar almışsın ve bu dört kararın üzerinden 30 yıl geçiyor. Ne yapmışsın tabii ki sen bugün bana başka bir şey söylüyorsun? Sen Bey 30 yıl demişsin de artık Azerbaycan'a gelişinizin az kalabilir. 30 yıl tamam olacak takriben. Evet. Yani o vakit rahmetlik Erbakan'ın rehberi yetiyor. Milli Görüş tarafından gönderilmiştir evet, gerek ki. Yani harsa 91-92'den Azerbaycan'dasınız. Doğru. Ve 92-93'te Azerbaycan'ın üzleştiği hərbi uğursuzluklarına siz de şahit olursunuz. Evet. Yani o dövrdə başlayan panik, o dövrki vəziyyət, hansı acınacaqlı vəziyyət idi. Hatta tükdən, ipdən asılmış bir vəziyyətdə qalmışdı Azerbaycan az qalıb. Ve o dövrün Azerbaycanı ve indi, son belə deyək, 3 həftənin, 4 həftənin Azerbaycanı ve indi yaşanan emosiyalar, hisslər ve indiki o coşku. Yani bunları hər halda indi özünüz için bir müqayisə edə bilirsiniz yani. Ya onları mukayese ediyoruz. Mesela o zamanlarda biz hani bazı tarihi hem video olsun fotoğraflar da görünüyor. Yani o insanların o yurtlarından edindiği zaman, onların mecburi kaçkın olarak geldikleri zaman, yani o insanın içini paralayan böyle yani dayanılmaz olan o durumlarını ben hemen hemen bütün rayondan gelen insanlarla gidip dünyanın da kör kaldığı böyle kör kaldığı. Bütün o rayonların düştüğü zaman, mesela o zaman Kelbecer'dir, Ağdam'dır, Füzuli'dir, Ağdam'dır, bütün o rayonlardan düşen insanlarla gitmişiz, görüşmüşüz. Buradaki resmi devlet kurumlarıyla gidip onların kaldığı yurtlarda her türlü gıda vesaire, bütün kardeşlik elimizi uzatmışız onlara. Bunu da yani bugün beni izleyen, bilen çok insan da bilir devleti resmi. Biz onlar hepsini yaptık. Hatta yani şunu da söyleyeyim,
Belki çoğu insan da bilmiyordur bunu. Rahmetli Erbakan'dan bahsedildi ya. Rahmetli Erbakan'ın döneminde buraya yine bizim Recep Kutan Hoca gelmişti. O zaman Fazilet Partisi'nin başındaydı. Rahmetli Haydar Aliyev ile görüşü olmuştu. O görüşte rahmetli Aliyev bizzat kendisi belirtti. Dedi ki bizim Erbakan Hoca'nın, hani başbakanlıkta yapmıştı çünkü, bize yapmış olduğu yardımları biz hiçbir zaman unutmayacağız dedi. Çok şey bir zamanda, çünkü çok, çok ağır bir zamanda, ağır bir zamanda Erbakan Hoca'nın bize yapmış olduğu yardımları hiçbir zaman unutmayacağız ve ben bunu çocuklarıma da vasiyet edeceğim demişti rahmetli Haydar Aliyev. Onun için yani rahmetli Erbakan Hoca'mızı rahmetle yad ediyoruz ve şunu da bildirmek istiyorum ki bugün Bayraktar dediğimiz bu sihalarımız, belki de çoğumuz bilmiyoruz ama bizzat o proje rahmetli Erbakan Hoca'nın projesidir. Bu yenilik. Tabii. Onun projesidir ve onun hem videosu var, hem fotoğrafları var. Hepsi de, yani ideyalar verip. Gizli saklı değil, konuşması var. Bugün Selçuk Bayraktar'ın babası, kendisi Erbakan Hoca'nın talebesidir. Ve Erbakan Hoca gidip bizzat projeyi kendisine veriyor. O zaman görüşmelerde de bütün şeyler de var. Yani bugün bu proje var ya, bu proje Erbakan Hoca'nın projesidir. Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde teknik olarak, teknolojik olarak dünyada çok çok ilerideydi. Çok müthiş bir insandı. Alman tanklarının da birçok şeyi ondadır biliyorsunuz. Ve yani hepimize gurur hissi veren, Türkiye'nin böyle tarihi kod dediğimiz var ya, tarihi kodlarını bilmek yetmiyor. Gerçek bir uyanıştı. Onları harekete geçirmek akıl feraset gerektirir, cesaret gerektirir. İşte Erdoğan da yine bunu yapıyor ve hepimiz biliyoruz ki Erdoğan da Erbakan'ın medresesinden, Erbakan'ın mektebinden geçmiş bir siyasi talebesidir. Bugün hem Erdoğan'ın bu mertçe duruşu, tarihimize uygun duruşu ve yine aynı şekilde SİHA'larımızın geldiği nokta ve bugün inşallah Karabağ'ımızın azadlığı ve böyle Karabağ sadece bir toprak özgürlüğü değildir. Karabağ aynı zamanda bizim pörselenmiş bütün duygularımızın da yeniden kendine gelmesi, bizim yani 30 yıldır Azerbaycan'ın çekmiş olduğu bu durum, bir halkın üzerindeki tozu sirkelemesi ve tekrar bir tarihi kahramanlık dönemine kayıtmasına da bir vesiledir. Bunun altında bugün sizin vasıtanızla özellikle belirtiyorum ki işte bu Erbakan Hoca'nın büyük emeği var. Rahmetle yad ediyoruz ve o günden bugüne de biz kendi üzerimize düşen vazifeyi burada hiçbir zaman unutmadık ve her zaman ben bunun bilincinde oldum. Çok şeyler yaptık, çok insanı yardımda ne lazımsa kardeşlik adına yaptık, yapıyoruz ve devam edeceğiz. Hüseyin Bey, Azerbaycan hem kamuoyunda hem de bu siyasilerin öz dillerinden seslenen fikirler ki ne kadar ki Azerbaycan'ın öz arazi bütünlüğünü demek məhz indiki ərəfədə bərpa etməlidir. Nə qədər ki Türkiyədə Erdoğan iqtidardadır. Evet, bu çox önəmlidir. Hər halda yəni bu nüansın özü bu məsələdə, bu hərəkətin özündə Türkiyənin mövqeyini net göstərir. Və Türkiyənin də bu cür qətiyyətlə, yəni Türkiyənin özünə də çox ciddi təzyiqlər var indi hər halda tək Qarabağa deyil, digər məsələlərə görə də. Türkiyənin özünə də çox ciddi təzyiqləri var, amma bütün bunlara baxmayaraq Türkiyə yenə də 1 millimetr belə öz mövqeyini dəyişmədi. Demək Hüseyin bəy, indiki şəraitdə arada bir yəni qərbin özündən, yəni 30 il bütün bu məsələlərə kör qalan, səssiz qalan bu qərbin özündən harsa bir danışıqlara bir çağırışlar olur, atəşin kəsilməsinə çağırışlar olur. Bunları necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bunların arxasında nə dayanır sizcə? Şimdi birincisi onların danışıqlarını hani onlar öyle alışmışlar ki buyurgan bir tip, bir əda ilə hani biz diyeceğiz, onlar da eləyəcək gibi bir sözsüz, səssiz danışıq. Bir kere o dönem kapandı. O one minute demişti ya. O one minute'la kapandı. Meşhur ifade. Meşhur ifade o kapandı artık. O dönem geçti. Barış istiyorlarsa barış çok kolay. Ben bunu hep söyledim. Ermeniler işgal ettiği toprakları bırakırlar. Ertesi gün barış gelir.
Kimse çok, de ölmez. Çok basit bir formül. Çok basit formül. Bunu yaparlarsa ki bunu Prezidentimiz İlham Aliyev bunu çok defalar söyledi. Yine Erdoğan söyledi. Yani bu çok basit bir formül. Evet, biz de istemiyoruz. Kim ister ki kan dökülsün? Yani tabii ki. Hiç kimse istemez ki hiçbir an. Yani şunu da iyi bilmek gerekiyor. Gerçekten de yani bu konuda da yani Azerbaycan'ı tebrik etmek gerekiyor. Bir numune gibi göstermek lazım. 30 yıldır topraklarımız işgal altında. Binlerce insanımız katledilmiş. Böyle birçok düşmanlık şeyler arada olmasına rağmen bu düşmanlığı... Bu neticeler ümumiyetle bir milli çöküş yaratmıştı. Tabii o da... Kompleks yaratmıştı. Elbette onunla beraber bununla beraber Azerbaycan yani burada mesela halen yaşayabilen Ermeni vatandaş da olmuş. Yani Azerbaycan'ın derdi iktidarla, Ermeni halkıyla değil. Yani o iktidar işgalladı, ki... Kongreç işgalladı. Ben. O işgalla onlar ki yani bir çete mantığıyla hareket etmişler. Yani bu aslında bunu Karabağ çetesi, Ermenilerin Karabağ çetesi diye de diyebiliriz. O Sarkisyan zaten bizzat birçok yönetici, bizzat Hocalı katliamı ve birçok katliama bizzat katılmış adamlardı. Yani bunların değil prezident olması, bunların normal bir vatandaş olarak azatlıkta olmamaları gerekiyor. Ben. Çünkü bunlar katil insanlar. Onun için onlar, yani Türk dünyadan sesler gelecek yani barışa. Onlar gelip Azerbaycan'dan ders götürsünler. Tabii. Yani ders götürsünler. Mesela biz Oğuz kentinde bu Udinlerin bir kenti var, köy var. Küçük millet diye. Ben gitmişim oraya. O adamlar yüzyıllardır. Niçkenti. Evet. Yüzyıllardır orada yaşıyorlar. Kendi kiliseleri var, kendi dilleri var, alfabeleri var vesaire. Yani küçücük bir köy. Devletin tam himayesinde. Tam himayesinde yüzyıllardır bunlara hiç sizin gözünüz üstte karşınız var diyen yok. Kendi bakmayarak cami bir ile asimile eleme yolları. Evet, kültürlerini her şey yaşıyor. Bugün Avrupa eğer Azerbaycan'a bir şey söyleyecekse biz onlara diyoruz. Sizde var mı böyle bir numune? İspanya'ya gidelim. İspanya'da 800 yıl süren bir medeniyet vardı Müslümanların. Nerede? Hepsini katlettiniz. Avrupa'nın tarihine bir Kardova'da geçen mescit dağıtıldı. Tabii baktığımız zaman hepsi kanla, hepsi zulümle ve katliamlarla dolu. Fransa, bugün Fransa'nın yani Ermenilerin arkasında duran Fransa baktığınız zaman Cezayir'de, Afrika'daki yüzlerce katliamlara baktığınız zaman yani Avrupa'nın medeniyetinin altında kan var, kan. Tabii. Yani onlar ne kadar itiraf etmeseler de aslında bilirler ne diyeceğiz. Yani onun için yani bugün onların burada ne işi var? Ondan dolayı bizim artık onların söylemleri elbette akıllıca hareket edecek ama kardeş işgal edilmiş topraklarımızı bıraksınlar ertesi gün barış gelsin. Dediğim gibi çok basit. Hüseyin Bey, sen 2016. yıldan evvel de sonra da Azerbaycan'ın o müeyyen işgaldan azad olmuş arazilerinde yani Mercan'dan tutmuş bazı başka mentegelerde o cümleden Serhat Yanı birçok kentlerde Türkiye iş adamlarınızın o rehberi ettiğiniz kurumunda özünüzün de çok ciddi faaliyetler oldu. Hem yerli infrastrukturun berpası, yeni iş yerlerinin yaratılması ve başka aspektlerde. İndi Azerbaycan'ın artık bayağı da dinledik. 20'den artık yaşayış mentegesi azad edildi. Ve Türkiye İş Adamları Birliği olarak, yani hemen işgalden azad olmuş arazilerde, indiden hansa bir faaliyet planı hazırlıyorsunuz mı? Bizim planımız hazırdır. Bu vesileyle de söyleyeyim. Şimdi bizim daha önce Çocuk Mercan'ı yaptığımız Çocuk Mercanlı Kalkınma Projesi belli. Çocuk Mercanlı'da biz bütün o köyde ahaliyi mesela seracılıkla temin ettik, aralar dağıttık. Yani kent tesisatı ile ilgili bütün yardımlar yapıldı. Bunun başta bizim Sayın Büyükelçimiz Erkan Uzunal Beyefendi TİKA'mız, yani proje bizim TÜİB'in projesi. Bir başa burada Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde ve bizim Çocuk Mercanlı için yaptığımız bir logomuz da vardı. O logonun son halini Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdi. Logonun son halini o verdi ve çok destek verdi. Biz de gururla gittik o Çocuk Mercanlı'ya ve orada danıştım ben. Danıştıklarım var orada. Dedim ki o zaman, ben de dedim, en esaslı Sayın Büyükelçimiz de söyledi. Biz bugün Çocuk Mercanlı'da bu proje yaptığımız gibi gelecekte onun yanında Büyük Mercanlı ve Şuşa ve bütün işgal edilmiş topraklarda bir projeyi yerine getireceğimizi söyledik.
Ve ben bununla ilgili Türkiye'den yeni geldim birkaç gün önce. Türkiye'de de bizim devletimizin bütün resmi yerlerle görüşüldü. Sayın Büyükelçimizin burada yine öncülüğüyle yani devletimizi temsilen ve inşallah da Azerbaycan tarafı biz çok güzel projeler yaptık. Onu da gelecekte açıklayacağız. Bütün işgal edilmiş, azat olunmuş, işgalden azat olmuş topraklarda yine kardeşlik elimizi yani o toprakların yeniden abadlaşması için her taraflı ama her taraflı inşallah. Orada projelerimiz var. Çocuk mercanlı misali gibi devam edecek. İnşallah. Hüseyin Bey, bu dediğiniz gibi Türkiye'den kaynaklısınız bir neçe gündü. Yani Türkiye'nin bütün o medyası, ister telekanallar ve basın organları Azerbaycan'ın başladığı bu harekata çok geniş yer verirler. Her birinde canlı yayınlar ara vermiş. Yani devam ediyor. Evet. Yani orada sizin o dost tanışlar diye bilir. Yani Azerbaycan'dan geçmiş o canlı bir şahs kimi. Sizin özünüzle necə danışırlar, hangi suallar verirler, herhalde maraqlanırlar yani. Ya inanır mısın, yani oradayken telefon susmuyordu ilk günlerde de özellikle. Yani hep bütün halk diyor ki biz ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ya bir şey söyleyin biz de yapalım. Ben diyordum dua edin, inşallah yapılması gerekenler yapılıyor. Dua edin. Yani ben işte 48 yaşındayım. Yani hatırladığım kadarıyla ve uzun yıllardır Azerbaycan'dayım. Türkiye Azerbaycan'ı çok iyi tanıyor gerçekten ama Azerbaycan Türkiye'yi çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor, yakın takip ediyor. Türkiye'de gerektiği kadar Azerbaycan bilinmiyordu. Maalesef. Ben teessüf daha önce teessüfler ki öyle. Yani bazen bize şimdi bu da kırılıyor. Ben şunu belirtmiştim daha önceki programlarda. Yani fiziki sınırları kaldırmak bazen kolay oluyor. Ki 1990'dan sonra Azerbaycan özgürleşti şükür. Evet. Ama zihinlerde de örülmüş bazı sınırlar var. Yani onu da kaldırmak kolay olmuyor. Çok uzun zaman gerektiriyor. Ama bu Karabağ meselesinde hani her şerde bir hayır var deriz ya. Gerçekten şu anda 7'den 70'e herkesin gönlünde, fikrinde, duasında Azerbaycan Karabağ var. Ben geçen Gence'nin hani saldırısı olmuştu ya, sabah kalktım baktım ki benim oğlan da 11 yaşında, demek ki çok ne kadar tesir etmişse, baktım ki bir şekil çizmiş orada Azerbaycan bayrağı, Gence yazmış, maşallah. Karabağ yazmış, alt Türkiye ve Azerbaycan bayrağını koymuş ve yani 11 yaşındaki çocuk Türkiye'de şu anda 7'den 70'e dediğimiz gerçekten şükür Allah'a herkes gönül birliğiyle Azerbaycan. Bu neye göstersiz hem de ben öz fikrimi deyim. Yani herhalde Azerbaycan'ın bu hərəkatı başlatması Azerbaycan'ın özünə bir maraq artırıb. Yani tək qardaş Türkiyədə deyil, dünyanın hər bir yerində. Herhalde indi dünyanın nəzərdə tuturam, təbii ki Türkiyədə bunu bilirlər yaxşı. Dünyanın hər yerində, herhalde indi insanlar maraqla bəlkə də özlərindən soruşurlar ki, 30 il sakit dayanan, bəlkə də yatmış kimi görünən bir millət necə oldu ki birdən-birə hərbi əməliyyatlara başladı və hətta çağdaş bir hərbi taktikanın bir örnəyini yaradır. Evet. Yani o insansız uçuş aparatlarından çok efektli istifadə sayəsində və digər səbirli, çok savadlı, çok efektli əməliyyatlar aparmaq olur. Herhalde bu Azərbaycanın bu silahının belə deyək, təsirinin də yeri var. Əlbəttə vardır. Yani dünya tarixində savaşlara baxdığımız zaman, yani Çin meşhur mesela tarixdə baxdığımız zaman barutun bulmasıyla çok her yani üstünlüğü götürdü. İstanbul'un alınmasında yine top ve barutun çok önemli şeyi var. Şah topun efekti, hele sesle gelir. Onun için yani bunlar çok önemlidir. Bugün artık yani tankların bir rolünün neredeyse kalmayacağını da bayraklarla gösterdi ki daha üstünlük biz. Daha üstünlük. Onun için ben tabii bu toprakların azatlıktan işgal edilmesi vesaire falan ama biraz önce de beğendim. Esas bu zihinlerdeki işgalın bitmesi ve bütün bu coğrafyada büyük bir Müslüman nüfus var. Mesela dediğimiz o kompleksin götürülmesi de bundan geçir. İşte onu diyorum. Yani o kompleksin götürülmesi, o şuurların değişmesi, kendine gelmesi. Ya zaten yani dünyada en büyük enerji kaynağı insandır, insan kendisidir. Tabii. O enerji kaynağını bir harekete geçirirse bu inanla o zaten o yetiyor. Onun karşısında şimdi hiçbir şey olmaz. Onun için o harekete geçti ve bu yani aynı şekilde toprak işgaliyle beraber zihin işgallerinin de yavaş yavaş sonuçlanacağını ve bütün milletimizin sirkelenip kendine geleceği
bir dönem, yani Karabağ'ın azat olması bütün Anadolu'da da burada da yeni bir dönem olacak. Başlayacak. Yeni İnşallah. Bir dönem başlangıcı olacak. İnşallah. Hüseyin Bey, alave edeceğiniz bir şey var mı? Elave edeceğimiz çok teşekkür ederim. Biz bizim gönlüm, yani biz Azerbaycan'la Türkiye, zaten bunu demeye bile gerekiyor. Hepimiz biriz, beraberiz. Hatta biz de bir millet iki devlet yok, bir millet bir devlet. Formu yani gelir. Biz şunu da her zaman yani gördük, biraz önce dediğim gibi ben çok büyük bir mutlulukla, sevinçle ve gururla görüyorum, takip ediyorum. Ben bütün bu rayonların işgal edilmiş zamanlarını da gördüm. O insanların o işgal zamandaki perişan bir vaziyetteki durumlarını da görüyorum. O yıllarda doğulan, o yıllarda küçük yaşta olan çocuklar var. Benim tanıdığım, bildiğim, çok zor şartlarda doğulup büyüyen. Bugün o çocukların, tanıdığım o çocukların cephedeki o kahramanlıklarına şahit oluyorum. Bununla insan... Kentlerini üst tank üstünde kaydılar. Evet, kentlerini üst tank üstünde ve onu görünce insan diyor ki, demek ki yani hiçbir kimsenin, kimsede hakkı kalmıyor. Allah'ın lütfuna şükür olsun ki bak o günden bugüne gezi tezi var. Gezi tezi var ve haklı insan kuvvetli oluyorsun. Tabii. En önemli şey odur ki Azerbaycan haklı, hak davası ve Allah'ın kömeğiyle de hakkını da alacak. İnşallah. İnşallah. Almaktan teşekkür ederim. Çok sağ olun Hüseyin Bey. Davetimizi kabul edip geldiniz ve hesap edelim ki bir maraklı söhbetimiz alındı. Eyvallah. Herhalde gergin ki karşıdaki dönemde yine de maraklı söhbetlerimiz olacak. Elbette. Teşekkür ederim. Hürmetli izleyiciler, daha bir canlı müzakere vaktinin yekununa geldik. Sağ olun. Gelen görüşlere kadar.